Göksel'in lig sezonundan başlamak istiyorum. Sezon başında aklında neler vardı ve sence Galatasaray Odaya Bank playoff mesaisi yaklaşırken şu anda istediği noktanın neresinde? Ya tabii şimdi sezon başında öncelikle Euroleague'de de playoff'a kalmak vardı. Euroleague'de playoff'a kalamadık. Euroleague'e iyi başlayamadık. Ama şu anda iyi gidiyoruz. Ligi inşallah 6. bitirirsek şampiyonluk, tek hedefimiz şu anda şampiyonluk. Dediğim gibi inşallah ligde biz şampiyon olacağız. Kendi adına sezonu nasıl geçirdiğini düşünüyorsun? Kendinden beklentilerini karşılayabildiğin bir sezon oluyor mu? Şimdi öncelikle geçen sene özellikle Avrupa şampiyonu olduktan sonra, Eurocup şampiyonu olduktan sonra basketbolun üzerine koyarak devam ediyorum. Sonuçta Ergin abi de bana çok ciddi süreler veriyor. Özellikle geçen sene yazın milli takımda bir ufak bir sakatlığım oldu. Kadrodan çıkmıştım. Ondan sonra çok fazla çalıştım. Bu sene de özellikle pick and roll'üm olsun, sahanın içinde savunmanın yanında ceza şutlarım olsun, sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Euroleague takımının içerisinde çoğu maçta Ergin abinin beni ilk 5 oynatması benim açımdan tabii ki de Türk oyuncuların açısından çok önemli bir şey. Ben de elimden geldiğince bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum ki geçirdiğim çok iyi bir sezon diyebilirim. Allah sakatlık vermesin. Göksel'in geçen seneye gidelim isterim. Eurocup'ta şampiyonluğu hedeflediniz, inandınız Euroleague yolunda ve başardınız. Nasıl bir sezon geçti geçen sene Eurocup'ta, Euroleague yolunda, şampiyonluk yolunda? Şimdi şöyle, geçen sene zaten biz sene başında kurulan kadro Eurocup şampiyonu olmak için kurulan bir kadroydu. Nitekim de bunu başardık. Takım arasında çok ciddi bir arkadaşlık vardı. Çok iyi bir takımlık. Türkiye'de basketbolda böyle bir başarı Eurocup'a alın ilk takımız. Tabii inşallah nice Türk takımları alır ama ilk defa bunu Galatasaray başardı. Bunu Ergin abiyle beraber bizim takım, staff, ekibi hepimiz başardık. Tabii ki de bu gurur verici bir şey. Çünkü bundan 20 sene, 30 sene sonra baktığımız zaman ileride çocuğumuzu anlatacağımız bir sürü anımız olacak. Çok önemli bir şey bu. Türk spor tarihi açısından çok önemli bir şey. Euroleague'de de değişen formatı deneyimleyen ilk oyuncular oldunuz bu sezon. Euroleague sezonu nasıl geçti sizin için istediğinizden erken bitmesine rağmen? Şimdi Euroleague senin de dediğin gibi çok böyle lig usulüne döndüğü için çok kolay olmadı. Çok yoğun bir sezon geçti. Özellikle Türkiye Ligi ile beraber haftada bazen 3 maç oynuyorduk. Değişen sistem tabii ki de çok yoğun bir sistem ama biz playoff'a kalamadık. Gönül isterdik ikinci yarı, Euroleague'in ikinci yarısında oynadığımız gibi oynasaydık biz de playoff'a kalırdık. Çünkü burada şu anda birinci diyebileceğiniz, yani birinci bitiren, ikinci bitiren olsun, işte Madrid olsun, Olympiakos olsun, şu anda playoff'taki takımların birçoğunu biz kazanmaya başardık, yenmeye başardık. Tabii ki de gönül isterdi, tekrar söylüyorum, ama olmadı. Bizim açımızdan bitmiş oldu playoff. Şimdi orada Türk takımlarımız var. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Biz şimdi en iyi şekilde playoff'lara, şampiyonluğa konsantre olacağız ligde. Son olarak playoff'larla ilgili de bir sorum olacak. O da sen kendi adına mental ya da fiziksel olarak herhangi bir farklı hazırlık tutumu sergiliyor musun playoff'lar için? Yoksa aynı enerjiyle devam ediyor musun? Ya şimdi şöyle, daha playoff'a zaten şimdi Karşıyaka maçımız var. Dediğim gibi röportajın başında en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Altıncı bitirmeye çalışacağız. Altıncı bitirirsek zaten final oynayacağımıza inanıyorum. Finalde de kim gelirse artık şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kendime tabii ki de bir hedef ben kendime de koyuyorum. Burada takım olarak da herkes hedef koyuyor. Ama tek hedef şampiyonluk. Kendimi nasıl hazırlıyorum? Çok çalışıyorum. İdmanlardan sonra da kalıyorum. İdmanlardan önce de geliyorum. Özellikle yazın milli takım için kendimi geliştirmeye çalışıyorum. O kadronun içerisinde bulunmak için. Aynı zamanda tabii ki de Galatasaray'da burada Ergin abi kaç seneden sonra o kadronun içinde de vardım seneler önce. Şampiyon kadroda. Yine bunu başarabilecek kuvvetteyiz. Çünkü gerçekten baktığınız zaman ligin ikinci yarısında Euroleague'in ikinci yarısında gerçekten çok iyi basketbol oynuyoruz. Dediğim gibi bütün Galatasaray taraftarı da bizi yalnız bırakmasın. Hiçbir zaman da yalnız bırakmıyorlar. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.